son dönemlerde moda oldu. Pandemiyle birlikte içinde tatil aşkı depreşenler ve elbette cebinde de parası olanlar soluğu Maldivler'de almaya başladı. Maldivler hep vardı ama son dönemlerde fazlasıyla revaçta. Hem bölgedeki korona riskinin azlığı hem de özellikle sosyal medyada patlayan Maldivler paylaşımları bölgeye olan ilgiyi fena halde arttırdı. Turizmciler özellikle ünlüleri kullanarak Maldivler tatilini fena halde özendiriyor. Serenay Sarıkaya ile başladı bu sezon salgın. Serenay Sarıkaya bir grup arkadaşıyla birlikte bir hafta kaldığı bölgeden öyle fotoğraflar paylaştı ki gel de şimdi Maldivler'de olmak varmış anasını satayım deme. Elbette herkes Serenay kadar şanslı değildi. Çünkü Serenay Sarıkaya Maldivler tatili için cebinden 5 kuruş ödemediği gibi bir de üzerine 25 bin euro reklam parası aldı. Maldivler çılgınlığını arttıran ikinci olaya Kerem Bürsin ve Hande Erçel çifti vesile oldu. Bir sabah sosyal medya ahalisi bir kalktı, bir baktı, Türkiye'de gizli kapaklı aşk yaşayan çift Maldivler sahillerinde çifte kumru olmuşlar. Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in ardı ardına gelen Maldivler paylaşımları beğeni rekorları kırarken bu tatil sayesinde sadece 5 gün için çift tam 30'ar bin euro parayla döndüler. Ve bu sabah bir baktık ki her cahinin güzeli Ebru Şahin'le NBA'deki basketbol elçimiz Cedi Osman da Maldivler'e gitmişler. Hem de ne gidiş. Fotoğraflar olay. Love story tavan. Geçtiğimiz yaz Çeşme'de başlayan aşklarını Ebru Şahin ve Cedi Osman Maldivler'de taşlandırıyor. Peki ama ünlülerin hem günlerini gün ettikleri hem de para bastıkları Maldivler tatil zincirinden Ebru Şahin ve Cedi Osman kaç para alacaklar dersiniz? Şimdilik gençler biz kendi paramızla tatil yapıyoruz diyor ama dedikodular onların da bir haftalık tatil için kişi başı 20'şer bin euro aldığını söylüyor.